Tarsus'un kurtuluşunda en ön safta yer alan şehit Molla Kerim ve silah arkadaşları için düzenlenen program Sıraköy Mahallesi meydanında gerçekleştirildi. Molla Kerim'in ve silah arkadaşlarının Tarsus'un ve bölgenin kurtuluşunda önemli kahramanlıklar gösterdiğini, Çeliktaş Müfredesi Komutanı Molla Kerim ve Kuvayi Milliye şehitlerini rahmetle andıklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Molla Kerimlerin isimlerini yaşatacaklarını söyledi. Ülkemize ayak basan Fransız işgal güçleri ve işbirlikçileri 28 Temmuz 1920 tarihinde Çeliktaş Müfredesi Komutanı Molla Kerim ve silah arkadaşlarını elleri kelepçeli halde Baç Köprüsü üzerinde haince şehit etmişlerdir. Şehit Molla Kerim'in mübarek cenazesi düşman askerleri tarafından yok edildiği için mezarı dahi yoktur. Kahraman şehitlerimiz Türk'ün asla esir edilemeyeceğini ve zulme boyun eğmeyeceğini söz konusu vatan olunca gözünü kırpmadan canını seve seve feda edeceğini dosta düşmana göstermiş ve bölgemizin kurtuluşunda önemli bir fedakarlık göstermişlerdir. Şehrimizin Mersin Milletvekili Baki Şimşek günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparken araştırmacı Ali Sertan Yıldırım Molla Kerim'in hayatını anlattı. Çete savaşlarıyla Fransız'a, Ermeni'ye bu bölgeyi dar eden Molla Kerim ve silah arkadaşları sayesinde bugün bu topraklarda hür ve bağımsız olarak yaşıyoruz. Onun için özellikle gençlerimize bu ülke için kanlarını canlarını veren Molla Kerimleri, Hatice Anaları hepimiz anlatması gerekiyor. Molla Kerim'in medrese eğitimi aldığını da, güzel ahlaka ve erişilmez imana sahip olduğunu da yine damar alık oğlundan öğreniyoruz.